kimi çevreler şöyle anlamsız, yani üçüncü cümleye geldiğinde tıkanacak bir mantık kuruyor. İşte aslında Öcalan'la görüşüyor devlet. Öcalan PKK'ye, YDGH'a, HDP'ye çok kızıyor. İşte çıkıp bunu başbakan yardımcısı falan filan söylüyor yani. Cumhurbaşkanı bile bunu ima ediyor, başbakan bunu ima ediyor. Tamam, çok güzel. Öcalan o yüzden madem öyle, sizin düşmanınız HDP, sizin düşmanınız PKK, sizin düşmanınız YDGH, çıkartın Öcalan'ı tecritten. Herkesin ortaklaşa takip edebileceği, yani güvenli bir takip ortamında bu desin ki yanlış yapıyorsunuz. Belki de gerçekten yanlış yapıyoruz ve bize doğru bir yol gösterecek. Biz onu tartışmaya açız. Açık olmayan sizsiniz. Açık olmayan o teşhidi uygulayanlar. Öcalan'ın teşhidinin aynı bu olağanüstü hal ilan edilmiş. İşte sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş bölgelerdeki gibi. Hiçbir hukuki temeli yoktur. Hukuki temeli zaten yok. Yani insani temeli zaten yok. Yani bir insan bunca zamandır ölü mü, sağ mı, yaşıyor mu, sağlığı nasıl? Üstelik de bütün bu sürecin kurucu unsuru olan bir insan yani tek bir haber anlamaz durumda. Sadece siyasi temsilcilerle siyasi ilişkileri değil, avukatları gidemiyor, ailesi gidemiyor. Onunla beraber adada kalan, yanında kalan diğer mahkumlarla görüş. Tamamen bunu hiçbir hukukun açıklayabilmesi mümkün değil. Ya yani bu hani ancak bir faşizan devlet tipolojisinde yaşatılabilecek bir şeydir. Padişah Efendimiz buyurdu, bu kuyuya atılsın, bir daha da kimse çıkartılmasın. Yani bunların hepsinin hukuki olarak ağır bedelleri olduğunu bilmelerine rağmen buna yapıyor. Ama hazır siz bunu sormuşken ben şöyle de bağlamak isterim. Şimdi bütün bunlar Batı devletleri tarafından görülmüyor mu? Şimdi gidip sırf 2 milyon Suriyeli göçmen Batı'ya gönderilmesin diye Türkiye ile anlaşma masasında oturan Merkel bunu bilmiyor mu? Fransa o IŞİD karşısında korkunç işte duygusal sömürüler yapıp bilmem ne yapan Holland bilmiyor mu yani buradaki Türk devletinin IŞİD'le ilişkisini, HKK'nin IŞİD'le savaşıyor oluşunu, YPG'nin ve mevcut iktidar ilişkileri korunduğu sürece aslında Paris patlamı, Paris'teki saldırı gibi saldırıların bir kez daha olacağını bilmiyor mu? Biliyor. Yani birbirine bağlayarak söylersem şunu diyeyim. Öcalan'ın tecriti aynen yakalanma sürecinde olduğu gibi uluslararası bir komplo demiştiniz ona. Çok doğruydu. Bu uluslararası bir tecrittir. Tamamen uluslararası bir tecrittir. Bütün emperyalist devletler, bütün Batı devletleri bunun hukuksuz olduğunu biliyor. Bunun demokratik bir devlette asla olmayacağını gayet iyi biliyor. Buna rağmen buradaki bu hukuksuz, burjuva hukukunu bile uygulamayan devletle her türlü ekonomik, siyasi, askeri her türlü ilişkisini sürdürüyor.